Yakından takip edelim dedi. Fed'den bugün sürpriz beklemezken ama tabii ki cevapları saat 21'de alacağımızı bir kez daha hatırlatalım. Evet, bir değerlendirme daha alalım ALB Menkul Değerler'den. Araştırma Müdürü Yeliz Karabulut karşımızda. Yeliz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, tutanaklar öncesi gözler dolar ve altın tarafında, biz de sizden bir değerlendirme alalım. Çünkü güçlü para birimleri yani sterlin ve dolar, euro karşısında dolar daha zayıf bir görünüm sergilerken gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında daha güçlü bir görünümü var. Ve euro dolar paritesinde de son ayların en yüksek seviyesini gördük. 1.34 seviyesi aşıldı. Ne olabilir FED tutanaklarının ardından euro dolar tarafında ve altın tarafında nasıl bir hareket bekliyorsunuz? Şöyle 1.34 seviyesi eğer teknik olarak incelersek euro dolar paritesini, 1.34 seviyesinin üzerini test etmesi önemliydi. Şimdi bundan sonra bakılacak şey birkaç gün bunun üzerinde tutunma olacak mı olmayacak mı? Eğer bu seviyeler üzerinde tutunursa yukarı yönlü harekette, temel analizi boş bırakarak teknik analiz olarak bakarsak 1.37 seviyesi test edilebilir olarak gözüküyor. Bugün FED tutanakları açıklanacak, toplantı tutanakları. Eğer bütün büyük bir çoğunluk FED üyelerinin büyük bir çoğunluğu parasal genişlemeden çıkışı desteklerse ve bunu yakın zamana öngörürlerse, yakın zamana atıfta bulunurlarsa burada euro dolar paritesinde satış baskısının olması beklenebilir. Burada kritik seviye ise 1.34 seviyesi. 1.34 seviyesinin eğer üzerinde tutunma gerçekleşemezse aşağıda 1.3370 ve 1.32'ye doğru bir geri çekilme olabilir diye düşünüyoruz. Satış baskısı 34'ün altında kuvvetli olması beklenebilir diye düşünmekteyiz. Altın cephesine bakarsak yine FED'in açıklamaları önemli olacaktır. Özellikle 2 aydır bir yükselen trendteyiz. Bu fiziksel talebin etkisiyle gerçekleşmekteydi. ETF'lere baktığımızda ise birkaç günlük periyotta fiziksel talepte bir azalışın olduğu gözlemlenmekte. Fakat fiyatlarda ise yukarı yönlü bir hareketin hala olduğu gözüküyor. Bu aşamada fiziksel talep azalırken fiyatların yukarıya doğru gitmesi önemli. Bu aşamada aşağı yönlü hareketin olması kuvvetli ihtimal dahilinde gibi gözüküyor. Bir burada kritik nokta ise 1.367 seviyesi. Burada çünkü yükselen trendin alt bandına denk geliyor. Eğer bu seviyenin üzerinde bir tutunma gerçekleştirilirse yukarıda 1.385 seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz. Aşağıda ise kritik nokta ise uzun vadeli düşüş trendinin üst kısmına denk geliyor ki burası 1.355. Yani 1.367'nin altında 1.355 seviyesinin kırılması önemli. Bu seviyenin kırılması ise Erfet'ten önemli bir açıklama gelirse parasal genişlemenin hızı ve ivmesi ve zamanı hakkında aşağı yönlü hareketin kuvvetli olması beklenebilir. Burada da 1.355 altında 1.325 seviyesi ve 1.300 seviyeleri test edilebilir diye düşünüyoruz. Bugünkü işlemlerde dikkatli olmakta fayda var. Volatil hareketler olabilir diye düşünmekteyiz. Evet, son olarak bir de borsaya bakalım isterseniz sizinle. 70.500'ü test eden endeks 71.000'e doğru toparlar gibi ama %2'ye yakındı bir ara değer kaybı. Şu anda %1,7 düzeyinde. Ne beklemeliyiz borsa tarafında? Borsa tarafında ise önemli bir nokta 70.000 seviyesi. Eğer 70.000 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa ki dün Merkez Bankası'nın açıklaması vardı. Faizleri geçen gün yukarıya çıkarttılar ama piyasanın çok fazla pozitif tepki vermediğini gördük. Özellikle dolar TL cephesinde ise yukarı yönde hareket aşağı doğru hafif bir kırılma oldu. Hemen arkasında ise toparlanma gelmişti. Zaten 1.96.50 seviyesini söylemiştik. Bu seviye test edelim olabilir diye 1.95 seviyesinin üzerinde. Hareketler şu an 1.95 civarında 1.95-50 seviyesinde gerçekleşiyor. Bugün Merkez Bankası'nın açıklaması vardı. İkinci bir açıklamaya kadar her gün ek sıkılaştırma yapılacak ve 100 milyon dolar satış yapılacak. Fakat yine de paritede çok fazla etkisinin olduğunu göremiyoruz. Dolar TL'deki hareket tamamıyla faiz cephesini ve borsa cephesini de etkiliyor. Merkez Bankası'nın açıklamalarının ise parite etkisinde dolar TL paritesi etkisinde de etkisinin sınırlı olduğunu görüyoruz. Bu aşamada dolar TL ve faiz cephesini takip edeceğiz.
Faizler yüksek, hala faiz cephesinde bir aşağı yönlü hareket olmaması halinde ise 70 bin seviyesi kırılabilir gibi gözüküyor. Bu zamanda 68 bine doğru bir hareketlenme görebiliriz. Eğer 70 bin seviyesinin üzerinde bir tutunma gerçekleşirse ve dolar TL'de aşağı yönlü bir soğuma gerçekleşirse, hareket gerçekleşirse tekrardan yukarı yönlü bir hareket görülebilir diye düşünmekteyiz. Evet, dolayısıyla borsadaki yönü de faiz ve dövizin hareketi de belirleyecek gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz Yeliz Karabulut katıldığınız için yayınımıza ve kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında bültenimizle tekrar karşınızda olacağız.